Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Birazdan işe gideceğim. Dün çekim yapmadım. Bugün Salı günü. Çünkü dün herkes evdeydi. İzinliydi. Çünkü Paskalya Bayramı var burada Hollanda'da. 2 gün sürüyor. Ve tatil günü yani herkes evde oluyor. O yüzden çekim yapmadım. Hava bugün çok sıcak olacak. Böyle spor üstü giydim. Uzun zamandır spor dışında yani spora gitmek dışında spor üstü giymemiştim. O yüzden bir tuhaf hissediyorum. Sanki her an spora gidecekmişim gibi. Çıkalım. Yoksa geç kalacağım. Ve işten geldim ya, yüzüm şu an parlıyor. Şey sürdüm sabah azıcık. Blush, ama blush'un içerisinde böyle ışıltılar var. Highlighter gibi, o yüzden parlıyor. Ya benim alnımda böyle sivilceler var. Sivilce de değil de siyah nokta gibi şurada belli oluyor. Ve onlarla çok uğraştım ben. Yani bayağı bir ürün kullandım ama bir türlü gitmedi. Sonra dün bir şey okudum. Bir kız The Ordinary markasına bir mail gönderdi. İşte yüzünün resmini gönderdi. Ve onlar da işte bu soruna karşı, yani mesela akne ya da sivilceleriniz varsa buna karşı bu ürünleri kullanabilirsin diye yazdılar geri. Yani bayağı mantıklı geldi bana. Sonra ben de sabah aynısını yaptım tramvaydayken, işe giderken. Mail gönderdim. Şey soruyorlar işte, nasıl bir cilt tipiniz var? Alerjiniz falan var mı? Şu an hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Yani onu da sordular. O kadar, sonra onu gönderdim ve 2-3 yok 3-4 gün içerisinde bana geri dönüş yapacaklar. Siz de yapmak isterseniz linkini aşağıya bırakacağım. Orada bulabilirsiniz. Bu arada belli markalar var. The Ordinary de vardı arasında. Ama başka markalar da vardı. Yani sadece The Ordinary değil. Blush'un ismi de Warm Soul MAC'ten. Çok güzel altın ışıltılar var içinde. Az önce dizi izledim. Şimdi bu dergiye bakacağım. Bu Douglas'tan geldi. Burada bir parfümcü ve sadece parfüm değil, makyaj, yüz bakımı falan da satıyorlar. Az önce biraz karıştırdım. Yeni trendler falan yazıyor. Burada Kylie var. Çok güzel yüzü. Ve bu marka yeni geldi. Drunk Elephant. Ya bunu yabancı YouTuber'larda çok görüyordum Amerika'da. Sonunda Hollanda'ya da geldi. Yüz bakım markası. Bundan birkaç ürün deneyeceğim. Çok merak ediyorum. Ve burada bu senenin trendleri yazıyor. Bu mochi skin deniliyormuş. Böyle işte bu yüze mochi skin deniliyormuş. Bu yeni trend. Ve glosslar yine ortaya çıkacak. Ya ben gloss çok fazla kullanmıyorum. Daha çok ruj, mat daha çok seviyorum. Ve bu renkli renkli göz makyajları. Ve az önce abim marketten geldi ve bu tatlıları aldı. Bunları iftardan sonra yiyeceğiz. Ya her şey çok güzel görünüyor. Böyle donutler aldı ama hepsi farklı. Bu Antep fıstıklı. İçinde Antep fıstık dolgusu varmış. Bu vanilyalı ve bu da şeyle çilek reçeli varmış içerisinde. Ya bu da çok güzel. Ve M&M aldı. Böyle şeker komasına girerim bunları yedikten sonra. Ve mail geldi. Gerçekten çok çabuk geldi. Ben 2-3 gün sürecek sandım ama daha erken geldi. Burada ürünler yazıyor. Bana tavsiye ettiği ürünler. Ve burada da ya çok tatlı. Bunu yapacaklarını bilmiyordum. Sabah yüz bakım rutinim. Akşam ve bu da maskeli. Yani bunu haftada bir kere yapacağım. Öyle yazıyor. Gerçekten çok sevindim. Şimdi ben de şey yaptım. O ürünleri sepetime ekledim. Şöyle size de göstereyim. Böyle bir serum tavsiye etti. Bir krem sabah ve akşam kullanmak için ve bir maske. İnşallah gidecek bu küçük sivilceler. Sivilce de değil. Tuhaf şeyler. Ve yine yufka tavası yapacağız. Ya ben bunsuz yapamıyorum artık. Beyaz peynirli böyle yufkalar. Hello arkadaşlar. Yine iş yerimdeyim. Şöyle bir şeyler yazıyordum. Ya burada yine birkaç bayram günü yani olacak. O yüzden marketin açılış ve kapanış saatleri değişiyor. Onları yazdım. Şöyle bunları birazdan girişe asacağım, yapıştıracağım. Ve işten geldim. Bugün ilk maaşımı aldım. Ve birazdan abimle tatlı almaya gideceğiz. Şeydir ya, adettir ya ilk maaşınla tatlı almak. Ya bilmiyorum, güzel bir şey bence. O yüzden birazdan çıkacağız ve çarşıya da gideceğiz. Ya birkaç makyaj malzemem eksik. O yüzden onları alacağım. Şu concealer mesela. Ve bu da bitti. Bundan da almam gerekiyor. Kaş jeli. Ve böyle çiçekli bir taç bakacağım. Çünkü bayramda takmak istiyorum. Elbisem de çiçekli olduğu için yakışır diye düşündüm. Sizi de alacağım yanıma ve birlikte tatlıcıya da gideceğiz. Tatlıcı biraz
uzak motorla gideceğiz. Şimdi hazırlanalım, sonra çıkalım. Ve hazırlandım ya, bazı makyaj yapacaktım, sonra vazgeçtim, yapmadım. Saçımı da düzleştirecektim, sonra yine vazgeçtim. Böyle topuz yaptım, her zamanki gibi önlerini bıraktım. Gözlüğümü taktım, Dior'dan en sevdiğim güneş gözlüğüm bu galiba. Yine hırkamı giydim ve böyle sade bir tişört giydim, beyaz, ve çantamı aldım. Güneş gözlüğü demişken, Ocak ayında bir güneş gözlüğü almıştım. Hala daha gelmedi. Geçen hafta iptal ettim çünkü yeter artık. Yani siteye giriyordum, şey yazıyordu. 1-2 haftaya gelecek işte. Sonra o 1-2 hafta 4-6 oluyordu. Sonra yine 1-2. Hani benimle oynuyordular gerçekten. Sonra onu iptal ettim. Başka bir siteden aldım aynı gözlüğü. Bir de böyle bir şey var. Gözlük yok yani hiçbir yerde. Çoğunuz belki yani şey yapacaktır gözlüğü. Buraya resmini koyarım çünkü çoğu kişi de var artık. İnşallah gelecek. Bunu da bir 10 gün beklemem gerekiyor. Ama gelecek diyor ya. Yani inşallah. Bu da gelmezse artık yeter yani, almam. Ve geldik. Şunlardan alacağım büyük ihtimalle. Sade beyaz olanı. Bunlar da şey için, bunlar da tatlı. Böyle topuz yaparsan arkasına takmak için. Bunları buldum, bunlardan alacağım. Onlar şey lastikli ama bunlar böyle taç. Böyle alacağım. Ya tam elbisemin renklerinden lilalı. Ve aldım makyajları. Şimdi burada öjelere bakıyorum. Şu çok güzel, yeşil. Şu da güzel. Ve çarşıdan çıktık arkadaşlar. Bir şeyler aldım. Evde gösteririm size aldıklarımı. Şimdi tatlıcıya gideceğiz. Tatlı alacağız. Ondan sonra da eve gideceğiz. Bu motorların hep ismi oluyor şurada. Bunun da ismi İlknur. Eve geldik. Şimdi aldıklarımızı göstereceğim. Bunu sonra göstereceğim. Önce tatlı. Böyle büyük bir çanta verdiler. Şeref oldu. Araba kokusu da koydular içine. Şöyle iki tane. Böyle soğuk baklava aldık. 4 tane. Bunu daha önce denedim. Çok güzeldi. O yüzden ondan aldım. Ve ya şunda şey var galiba. Havuç dilimi aldım 5 tane. Ve burada da böyle bir karışım var. Şöyle açayım. Bu şekilde. Böyle cevizli aldık 6 tane. Şöbiyet ve 2 tane kadayıf aldık. Ağzı aşka geldi. Biraz fazla oldu ama bunları böyle tadarız diye aldık. Havuç dilimini yiyeceğiz. Bunu da yiyeceğiz. Evet, biraz fazla oldu ama 2-3 günlük idare eder bizi. Ve daha sonra çarşıdan bunları aldım. Bu ojeyi aldım. Bu yeni koleksiyon. Ya rengini çok beğendim ve bu renk gerçekten çok moda. Böyle cırlak yeşil değil de böyle ya ne? Kına yeşili, aynen. Maça gibi. Daha sonra bunu aldım. Bu bitmişti. O yüzden aldım. Kaş jeli ve bu gerçekten çok iyi. Ve bu pudrayı aldım. Bu da yok, kırılmıştı, bitmemişti. O yüzden yenisini aldım sabitlemek için. Ve bu şeyi aldım. Tacı aldım. Çiçekli. Çok güzel. Bayram elbisemdeki renklerle aynı. Denedim mağazada. Çok güzeldi. Böyle. Ya bayramda tam olarak saçımı nasıl yapacağım bilmiyorum ama böyle de güzel. Mesela alttan topuz yapsam, böyle taksam. Güzel. Günaydın arkadaşlar. Yine iş yerinden sesleniyorum size. Şurada masada o kadar çok şey var ki, ya bunları hep alıp eve getirebilirsin. Böyle kekler, ekmekler. Şu mesela. Dur göstereyim size. Şöyle bir üzümlü kek falan var. Daha çok şeyler var şurada. Bir iki saat yok. Aynen, iki saat daha kaldı. Sonra bitiyor. Yoruldum ya bugün. Ekmek bölümünde değilim bugün. Rafları doldurdum. Ve çok içecek falan vardı. Onlar da ağır olduğu için biraz yoruldum. Ama iyi gidiyor. Hey, işten geldim ya. İş bugün çok çabuk geçti. Bazı rafları doldurdum. Bazı da ekmek bölümünde durdum. O yüzden galiba yani sürekli bir şeyle uğraşıyordum. İş yerinden iki tane ekmek aldım. Çünkü evdekiler oranın ekmeklerini çok merak ediyordu. Ben de merak ediyordum. Bu ekmekler farklıymış. Yani diğer marketlerde satılan ekmeklerden farklı.
Yani öyle denildi, bilmiyorum. Böyle iki tane farklı aldım ben de. Saçım çok yağlı olduğu için şimdi banyo yapacağım ve dinleneceğim. Sonra dışarı çıkar mıyım bilmiyorum. Ya hava o kadar güzel ki. Belki çıkarım. Bakarız. Bu arada dün herkes o kadar çok tatlı yedi ki. Yani karnımız doysa bile gözümüz doymadı. Ama havuç dilimlerini bugüne bıraktık. Yani onları yemedik. Ve diğer tatlılardan da azıcık kaldı. Ama yine de çok yedik. Soğuk baklavaları çok beğendiler. Abim, kardeşim, annem çok beğendi. O böyle sütlü olduğu için normal baklavaya göre biraz daha hafif. Yani sevdik. Ya şu an çok kararsızım. Lego yeni orkide çıkarttı. Bunu hikayemde paylaştım sabah. Daha önce Lego'dan bu buket çiçeği almıştım ve bu aldığım en mantıklı ve en güzel şey. Ya uzaktan Lego'ymuş gibi görünmüyor bile. Yani gerçek çiçekmiş gibi görünüyor. Ve bu ömrümün sonuna kadar benimle gelecek yani. Su vermeniz gerekmiyor ve güzel görünüyor. O yüzden bunu da alsam mı diye düşünüyorum. Ya annemin burada orkideleri var. Annem orkideleri çok seviyor. Tam hani bak buraya koymak için. Alacağım galiba. Ay şuna benziyor. Gerçekten buna benziyor bak. Anne alacağım. Anneler gününe alacağım ama kendime alacağım. Ben kendime bir şey istiyorum. Hayır hayır anne sen bunu istiyorsun. Kıvanç'ın da yeni dizisi geldi Netflix'te. Onu da izlerim belki. İzleyeceğim. Kıvanç'ın tüm dizilerini izledim şimdiye kadar. Kıvanç fanı. Aman Allah'ım bu ne? Bu çok iyi bir dizi. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Şu an 4. bölümdeyim. Büyük ihtimalle bitireceğim. Çünkü çok iyi. Kadro çok iyi. Kıvanç çok iyi. Neyse devam edeyim. Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Birazdan işe gideceğim. Dün tüm gün bu koltukta dizi izledim. Yakamoz'u bitirdim. Sonra da Into the Night'in 2. sezonunu izledim. 1. sezonunu izlemiştim zaten. 2 bölüm izledim. Sonra da dedim tamam Ağustos'ta yeter. Kapat. Kafayı yeme. İftar saati de gelmişti zaten. 2. sezonun son bölümü yakamozlan şey olacak. Hani orada bir şey olacak. Bağlaşma mı deniliyor? Into the Night'in 2. sezonunun son bölümünde Kıvanç'ı da göreceğiz. Yani o son sahneyi orada da göreceğiz. Çok heyecanlı ama çok iyi düşündüler ya. Diziyi böyle genel olarak anlatayım. Güneş doğduğunda herkes ölüyor ama Yakamoz'da bir denizaltı gemisindeler. O yüzden onlar ölmüyor. Ve Into the Night'ta da yerin altındalar. Öyle yemek arayışında olacaklar, bir şeyler olacak. Çok heyecanlı, izleyin. Ve işten geldim. İşten gelirken bir yere uğradım, oradan bunları aldım. Bitmişti benimki. Makyajımı temizlemek için böyle üçlü. Ve concealer'ım da bitmişti, ondan da aldım. Şey vardı, indirim. Bir alınca bir diğer bedava. O yüzden iki tane aldım. 20 numara, her zaman kullandığım. Öyle. Şimdi makyajımı çıkartayım, pijamalarımı giyeyim. Into the Night'in son 4 bölümünü izleyeceğim. Ay inanmıyor şimdi Kıvanç geliyor. Ve bitti. Kıvanç'ı göstermedim size. Yani sadece arkasını gösterdim. Çünkü spoiler vermiş olurdum yüzünü de gösterseydim. Çok heyecanlı. Hemen bu 2. 3. sezon gelsin. Bu arada dün yediklerimi paylaşmadım galiba. Yediklerimi paylaşmıyorum artık o kadar sık sık. Ama Ramazan'dan sonra yaza hazırlık serisine tekrar başlayacağım ve bol bol yediklerimi, yaptığım sporları paylaşacağım. Geçen sene de yaptım ve bayağı sevilmişti. O yüzden yine yapacağım bu sene. Yaza hazırlık bir zahmet o baklavalardan sonra. Dün az yedim. Pilav ve salata yedim. Çorba içtim ve havuç dilimini yedim. Sonunda bitti tatlılar. Bugün de pide yiyeceğiz. Babam birkaç gün önce pide söylemişti. Onlar için kıymalı ama benim için birkaç tane peynirli söylemişti. Onlar buzlukta şu an bayağı fazla söyledi. Onları yiyeceğiz ve ayran içeceğiz. Ayran çok güzel. Bugün çok susadım çünkü dün galiba o havuç dilimini yediğim için çok fazla tatlı olmuş oldu. Ya bilmiyorum bir susadım bugün. Bir ekstra susadım. İnanmıyorum gözlük yine yok. Ya mail yazdım çünkü siteye baktım ve şey yazıyor. Bu gözlük daha satılmıyor diye. Sonra mail yazdım dedim ki ben satın aldım ama nasıl yani nasıl satılmıyor. Sonra onlar geri dönüş yaptı. Hemen dediler işte daha üretilmiyormuş o gözlük. O yüzden yokmuş. Bana şey yazdılar işte benzer modelleri alabilirsin indirimle. Ya da paramı geri gönderecekler. Ben de paramı geri göndereceklerini yani paramı geri göndersinler. Öyle istedim.
gözlüğe ulaşamıyorum. Yani şey de var, Trabzon'da var birkaç gözlükçüye baktım. Ama yazın mı alacağım gözlüğü? Neyse ya, belki bulurum. Bulmazsam da yazın alırım artık. Ya böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Ben bir şey aldığımda o şeyin ya hevesli aldığım için hemen gelsin istiyorum ama gelmiyor bu. Bu bir türlü gelmiyor. Neyse şimdi odama çıktım, biraz edit yapacağım. Yarın 3'e kadar çalışacağım arkadaşlar. 7.30'dan 3'e kadar. Normalde 1'e kadar çalışıyorum ama patron dedi işte biraz daha uzun kalabilir misin diye. Biri hasta galiba. Kabul ettim ben de zaten. Ne yapacağım ki? O yüzden öyle yapacağım. Ve yarın yeni yüz bakım şeylerim gelecek. Yarın gösteririm her şeyi. Şimdi edit zamanı. Ve işten geldim arkadaşlar. Az önce kutuyu açtım. Yeni yüz bakımım burada. Böyle 4 tane ürün aldım. İlk önce güneş kremi aldım. Biodermal markasından SPF 30. Ve bu hassas cilt için. Böyle sade, küçük. Bu indirimdeydi. %40 galiba indirim vardı. Uyguna geldi bayağı. Ve bu şey parfümsüz ve hani o zararlı şeyler yok bunun içerisinde. Daha sonra The Ordinary'den 3 tane şey aldım. O kadının bana tavsiye ettiği şeyler aldım. Niacinamide %10 ve zinc %1. Bu serum. Daha sonra bu maskeyi aldım. Ya bu maske çok bayağı iyi yorumlar duydum bu maske hakkında. Bu da salicylic acid %2 diyemeyeceğim. Ama linklerini hep aşağıya bırakırım. Orada bulabilirsiniz. Bu bir kil maskesi galiba. Bakayım. Şeyini çıkartalım. Siyah bir maske mi? Ha evet, siyah bir maske. Böyle kil maskesi. Bunu da çok merak ediyorum. Ve son olarak bir... Ne bu? Azelaic Acid Suspension. Bu galiba sabah ve akşam kremi. Yani sabah uyandığınızda bunu sürmeniz gerekiyor ve akşam uyuduğunuzda. Böyle. Bu da küçük bir krem. Zaten çok az kullanman gerekiyor galiba. İnşallah bu küçük şeyler gidecek yakında. Çok merak ediyorum. Görüşlerimi tabii ki sizinle paylaşacağım. Ama önce biraz kullanmam gerekiyor. Ay yoruldum ya. 3'e kadar çalışmak da zaman yani geçmiyordu. Neyse şimdi bir banyo yapacağım. Makyajımı çıkartacağım. Sabah sabah makyaj yaptım. Rimel sürdüm saat 6.30'da. Evet, eve geldim. Şimdi size yaşananları anlatayım. En son size yüz bakım şeylerini göstermiştim. Ve sonra bu gözlük gerçekten aklıma takıldığı için ve üretimi kesildiği için hani gözlükler yapılmıyor. Dedim ki Austria o zaman dükkanda yani dükkanları gez. Hani belki vardır. Son umudum buydu. O yüzden abime dedim abi çarşıya gidelim mi diye. O da evet dedi. Sonra gittik. 3 mağaza vardı. Hani gidebileceğimiz mağazalar. Birincide yoktu. İkincide yoktu. Sonra umudumu biraz kaybetmiştim. Hani üçüncüde yoktur diye düşündüm. Çünkü üçüncünün sitesinde yoktu. Sonra gittim ve gözlüğü gördüm. Şok oldum. Hemen aldım. Kaptım gözlüğü. Çantası bile çok güzel. Şimdi açayım birlikte. Açalım. Aa, çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Şuna bakın. Dın dın. Ay. Nerede? Yok. Şey yok. Hah bu. Çok güzel. Kutusu da güzel. Şöyle açalım. Ve içinde başka bir kutu. Şey gibi. Matroşka bebekleri gibi. Burada silme gözlüğü silmek için bir mendil var. Ve içine koymak için böyle bir poşet. Poşet değil de işte anlamışsınızdır. Gözlüğe gelelim. Ay açamadım. Açtım. Ay çok güzel. Nasıl yapacağım? Böyle bir şey taktı ortasına. Geri göndermek için hani 2 hafta içerisinde vazgeçersem hani geri gönderebilirim. Ama vazgeçmeyeceğim tabii ki. Ama bunu kessem mi? Neyse şöyle bir göstereyim size. İnanmıyorum. Gözlük o kadar güzel ki. Ya şu detay çok hoşuma gitti. Diğer gözlüklerden çok farklı. Ve modeli çok hoşuma gitti. Hani çok klasik bir model. Şu an bunu böyle deli gibi tutuyorum. Keseceğim bunu birazdan. Ama her şeyle yakışır ya bu gözlük. Hani klasik siyah. Şu Prada yazısı. Altın değil gümüş. O da hoşuma gitti. Aşık oldum.
Tam neyse çok şey yapmayayım. Sonra Amlen alışverişi yaptık. Market alışverişi. Akşam için bir şeyler aldık. Makaron falan. Onlar göstermedim ama size. Dolaba yerleştirdim zaten her şeyi. Tamam neyse şimdi banyo yapacağım. Ve o yeni aldığım maskeyi de yapacağım hemen. Şimdi maskeyi uygulayacağım. Bu arada cam açık o yüzden belki ses geliyor dışarıdan. Az önce okudum 10 dakika duracakmış yüzümde. Bakalım. Aa bu bayağı siyah bir maske. Evet simsiyah. Çok şey kokuyor. Böyle ne deniliyor buna? Chemies. Yani Hollandacası chemies. Neyse Türkçesini yazarım. Ay şey oldu. Böyle bir şeyler batıyor sanki yüzümde. Neyse ben bunu bir uygulayayım, bir ayna alayım. Sonra döneceğim size. Ve uyguladım. Böyle bir yanma hissi var ama beni çok rahatsız etmiyor. Yani sanki böyle iyi bir şeyler yapıyormuş gibi. Burnumun ne kadar kızardığına bakar mısınız? Bu ne? Yani çok kızardı. Niye acaba? Neyse maskeyi sürdüm. Maske çok güzeldi. Yani cildim yumuşacık ama sadece burnum kızardı. Şimdi şey sürdüm. Bu nemlendirici kremi sürdüm. Bu ne ya? Neyse şey süreyim biraz. Belki kızarıklığı gider. Aloe vera jeli. Yanmadı yani. Güneşten yanmadı. Öyle bir şey yok. Annem şey diyor. Şampuan alerjim yaptı sana diyor ama yok ya yani şampuan burnuma değmiyor sonuçta bilmiyorum. Tuhaf bir şey oldu. Neyse bunu süreyim gece. Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Sabah yüzüm. Şimdi videoyu editliyordum. Bunu hemen yükleyeceğim ama tabii ki yine sonunu çekmedim. O yüzden şimdi çekeyim dedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.